Herkese merhaba ben Doktor Mustafa Kalkan. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Yine Eylül ayının ikinci haftasına geldik ve yeni eğitim öğretim yılına başlamış olduk. Bu anlamda okul döneminde kullanılabilecek takviyeler nelerdir? Bugün sizlere bundan bahsetmek istiyorum. Tabi YouTube'da birçok işte şu karışımı macun haline getirirseniz zihin açıklığı verir veya şunun çayını içerseniz veya çocuğunuza şunları kullandırırsanız okul başarısı gelir veya zihin açıklığı sağlar gibi birçok video olmasına rağmen ben size bugün bilimsel temelde gerçekten etkili olabilecek ve bizim vücudumuzun temel yapı taşı olan bazı takviyelerden bahsedeceğim. Çünkü bu konu biraz suistimale açık bir konu. Bu anlamda çocuklarımıza böyle gelişi güzel ve bilmedik birçok maddeyi kullanmamakta fayda var. Ben size bugün takviyeleri iki grupta sınıflandıracağım. Bir tanesi beyin sağlığıyla ilgili ve hafıza, odaklanma gibi fonksiyonlarda etkili olabilecek takviyeler. Diğeri de özellikle kalabalık ortamda uzun süre vakit geçirmenin getirdiği bir sonuç olarak bağışıklık sisteminde bazı defekler meydana gelebiliyor ve çocuklarımız sık sık hastalanabiliyorlar. Bu anlamda da bağışıklık sistemiyle ilgili olabilecek takviyelerden de kısaca bahsedeceğim. Gelin hep birlikte hızlı bir şekilde videoya geçelim ve okul döneminde kullanabilecek takviyeler nelerdir hep birlikte göz atalım. olarak beyin üzerinde etkili olabilecek takviyelerden bahsetmek istiyorum. Bunlar arasında belki de ilk akla gelen ve en masum olan takviyelerden bir tanesi omega-3'ler. Bu anlamda daha önce yayınladığım omega-3'ler neden gerekli isimli videoyu izlerseniz uzun uzun neden omega-3'lere ihtiyacımız olduğunu orada anlatıyorum. Ancak çocukluk döneminde de özellikle omega 3 kaynağı olarak hayvansal kaynaktan aldığımız omega 3 olarak EPA ve DHA dediğimiz iki önemli vücudumuzda görevli omega 3 bulunmakta. Bunlardan özellikle DHA dediğimiz çeşidi beyin ve göz gelişiminde oldukça önemli. Gerek küçük çocukluk döneminde gerek ortaokul ve lise döneminde de omega 3 kullanımı DHA kaynağı olması açısından önemli. Bu anlamda bizim EPA ve DHA'yı alabileceğimiz sayılı kaynaklar var. Biz maalesef bitkilerden veya diğer sebzelerden, meyvelerden EPA ve DHA'yı alamamaktayız. Bu EPA ve DHA'dan faydalanabilmek için balık yağı kullanmak gerekli. Bu anlamda yine omega 3'ler hakkındaki videomda anlattığım üzere küçük balığın gövdesinden elde edilmiş triglycerit formda işte IFOS ve GOET sertifikası gibi güvenlik sertifikalarına sahip yüksek EPA ve DHA değerine sahip bir balık yağı kullanmak okul başarısını etkileyebilecek takviyelerden bir tanesi. Omega 3'ler aynı zamanda güvenli takviyeler. Biliyorsunuz ben takviyelerin bazılarını her gün kullanabileceğimiz takviyeler, bazılarını düzey takibiyle kullanabileceğimiz takviyeler diye sınıflandırıyorum. Omega 3'ler bizim her gün kullanabileceğimiz takviyelerden bir tanesi. Balık yağı gerek küçük çocuklarda şurup olarak, gerek ortaokul ve lise dönemindeki çocuklarda kapsül olarak da uzun süre, yıl boyunca kullanılabilecek takviyelerden bir tanesi. Tabi omega 3'ün balık yağı dışında bir alternatif kaynağı daha var. Kril yağı dediğimiz kril canlısından elde edilen bir omega 3 kaynağından da biz fosfolipit formda omega 3 alabilmekteyiz. Fosfolipit formdaki omega 3'ler hem daha yüksek emilime sahip oldukları için hem de doğal olarak fosfotidil kolin dediğimiz bir molekülü bünyesinde barındırdığı için çocukluk döneminde veya gençlik döneminde iyi bir omega 3 alternatifi olarak kullanılabilir. Çünkü fosfatidil kolin bizim yine beyin ve göz sağlığımızda temel yapı taşlarından bir tanesidir. Kril yağı kullandığımızda hem omega 3 alarak DHA'dan faydalanmış oluruz hem de yanında fosfatidil kolin dediğimiz molekülü de birlikte alarak beyin üzerinde ekstra bir fayda elde etmiş oluruz. Özet olarak omega-3 almamız gerekiyor. Özellikle DHA dediğimiz yağ asidini alabilmemiz için ya balık yağı kullanmamız şart ya da kril yağı kullanmamız şart. Kril yağı alırsak DHA'nın yanında aynı zamanda fosfatidil kolin dediğimiz molekülü de almış oluruz ve bundan da faydalanmış oluruz. Yine özellikle hafıza üzerinde etkili olan iki önemli vitaminden bahsetmek istiyorum. Bunlar düzey takibiyle kullanılması gereken vitaminler. Bir önceki anlattığım omega 3'ler gibi 12 ay boyunca Yıl boyunca kullanacağımız takviyeler değil. Öncelikle bunun altını çizmek istiyorum. Bir kan tahlili yapılıp bir doktor tarafından değerlendirilerek düzey takibine göre eksikse yerine konması gereken takviyeler. Nedir bunlar? Özellikle folik asit yani B9 vitamini ve B12 vitamini. Bunun eksikliğini toplumda oldukça yaygın görmekteyiz. Yine çocuklarda da B12 vitamini eksikliğini biz oldukça sık görmekteyiz. Bu anlamda düzey tetkiyi yapılarak eğer eksiklik varsa folik asit ve B12'nin de yerine konulması gerekiyor. Bunların eksikliği çoğunlukla hafıza problemleri, öğrenmede güçlük, unutkanlık ve odaklanma sorunları gibi problemlerle karşımıza çıkabiliyor. Bu anlamda da yine daha önceki videomda da anlattığım üzere yukarıda linkini bulabileceğiniz videomda da anlattığım üzere B12 vitamini kullanacaksak özellikle metil kobalamin, hidroksikobalamin ve adenozil gibi formları içeren bir B12 vitamini kullanmak yine folik asit kullanacaksak da metilfolat formunda bir folik asit takviyesi kullanmak eksikliklerin yerine doğru bir şekilde konulabilmesi için önemli faktörlerden bir tanesi. Beyin için etkili olan birkaç tane takviye daha bulunmakta. Bunlar da hatırlarsanız kril yağını anlatırken size fosfotidil kolin alıyoruz. Aynı zamanda kril yağı bir fosfotidil kolin kaynağıdır demiştim. Yine beyinde etkili olan diğer bir molekül de fosfotidil serin dediğimiz bir molekül. Fosfotil serin özellikle nöron fonksiyonları için önemli bir molekül. Bu anlamda fosfotidil serin içeren bir takviye de okul döneminde bize hafıza fonksiyonları açısından fayda sağlayabilir. Yine bahsetmek istediğim bir diğer molekül de bir önceki magnezyum çeşitleri konulu videomda da anlattığım üzere magnezyumun l treonat formu. Biz magnezyum l trionat formundan özellikle bilissel fonksiyonlarda öğrenme ve hafıza üzerinde oldukça fazla klinik fayda görebilmekteyiz. Yapılan çalışmalarda magnezyum l trionat formu kullanıldığında bilissel fonksiyonlar üzerine anlamlı fayda sağladığını göstermiş. Bu anlamda 11 yaş ve üzerindeki çocuklarda magnezyum l trionat formunu takviye olarak güvenle kullanabiliriz. Size bir tane de bitkisel destekten bahsetmek istiyorum. Yine odaklanma üzerinde etkili olan desteklerden bir tanesi de ginkgo biloba. İçerisindeki ginkozit dediğimiz moleküllerle bu beyin üzerindeki etkisini yapabilmekte. Ancak burada da standartize ve biyo yararlanımı artırılmış bir ginkgo biloba takviyesini kullanmak gerekiyor. Nereden elde edildiği belli olmayan ve standartize olmayan bir ginkgo biloba takviyesini kafaya göre kullanmak istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Bitkisel takviyelerde çok daha fazla özenmek ve standartize genç popülasyonda etkinliği ortaya konulmuş ve güvenirliği ortaya konulmuş bir takviyeden fayda görülebilmekte. Videomun ikinci kısmında da bağışıklık için yapabileceklerimizden bahsetmek istiyorum. Özellikle toplu yaşamın getirdiği sıkıntılar nedeniyle çünkü çocukların kendi evlerindeki enfeksiyonları sınıfa taşımasından veya ortak alandaki hijyene çok dikkat edememekten kaynaklı olarak bağışıklık sistemi zayıf olanlarda sık sık hastalanma sorunu görebiliyoruz. Bu anlamda bağışıklık sistemini güçlü tutmak için yapılabilecek bazı şeyler var. Yine burada da güvenli takviyelerden size bahsetmek istiyorum. Yoksa bitkisel takviyeleri veya işte diğer bağışıklık güçlendirici takviyeleri uzun süre kullanmanın bir alemi yok. Yani yıl boyu hangi birini ne kadar kullanabiliriz? Bu anlamda vücudumuza yabancı olan molekülleri uzun süre kullanmaktansa vücudumuzun yapı taşı olan bazı temel vitamin ve minerallerin eksikliğini yerine koyduğumuz takdirde zaten bağışıklığımız güçlü olacaktır. Bunlar arasında ilk saymamız gereken vitamin D vitamini genç popülasyonda da eksikliğini oldukça yaygın gördüğümüz gibi çocuklarda da biz D vitamin eksikliğini oldukça sık görmekteyiz. Bu anlamda bir pediatri hekimine de danışarak ve onun gözetiminde eğer D vitamini depoları boşaldıysa bunların yerine konulması bağışıklık sistemi için yapabileceğimiz ilk şeylerden bir tanesi. Onun dışında yine birkaç video önce de anlattığım üzere çinko hem yetişkin dönemde hem de çocukluk döneminde bağışıklık sistemi için en önemli minerallerden bir tanesi. Çinko aynı zamanda bizim epitel dokunun da yapı taşıdır. Çocuklarda da gastroenterit gibi problemlerden de korunmak için veya beslenmeden kaynaklı olabilecek virüslerin ve bakterilerin de vücudumuzu dış dünyayla ayıran bağırsak bariyerimizden veya orofaringel bölgedeki ağız ve burun bölgemizdeki epitelyal bariyerden içeriye sızmasının engellenmesinde çinko depolarının doldurulması çok önemli. Çocuk doktorunuza danışarak çinko depolarının doldurulması da oldukça önemli. Bağışıklık için son değinmek istediğim konu da bağırsak sağlığı. Çünkü gastroenteritler de okul dönemindeki çocukların en önemli problemlerinden bir tanesi. Ortak alandaki hijyen sorunundan kaynaklı başka çocukların florasındaki bakterilerin sizin çocuğunuza geçmesiyle veya besinlerden, toplu yemeklerden kaynaklı olabilecek bazı enfeksiyonlar veya viral enfeksiyonlar çocuklarda gastroenteritin en önemli sebeplerinden bir tanesi. Bu anlamda çocuklar için uygun bir probiyotik kullanımı ve yine çocuklar için uygun bir prebiyotik kullanımı da çocuklarımızın bağırsak sağlığı için oldukça önemli. Peki probiyotik seçerken nelere dikkat edeceğiz? Geçmiş videolarımda da hep anlattığım üzere probiyotikte fayda suç koduna özgü. Hangi probiyotik ne işe yarıyor ve çocuklarda ne gibi sağlık faydaları var diye kontrol etmek için Türkiye Probiyotik Rehberi sitesinden de faydalanabilirsiniz. Probiyotikler hem bağırsak sağlığını desteklediği gibi aynı zamanda çocukların bağışıklık sisteminin de güçlü olmasını sağlarlar. Çünkü salgıladıkları postbiyotik dediğimiz bakterilerin salgıladıkları son ürünler vücudumuzda bağışıklık sistemini güçlendiren temel maddelerden bir tanesi. Yine prebiyotik dediğimiz lif kaynakları da burada özellikle inulin ve fruktoligosakkarit gibi güvenli ve küçük çocuklarda bile klinik çalışması olan önemli prebiyotik lifler bize ekstra fayda sağlayabilir. Hem kabızlık gelişmemesi açısından çünkü çocuklar okulda katı gıdalarla beslendiği için kabızlık sorunu da görebiliyoruz. Hem de probiyotiklerin veya bağırsağımızdaki mikrobiyotanın besini olması anlamında da bir prebiyotik kaynağı olarak da çocuklarda prebiyotik lif takviyesi kullanımı oldukça önemli. Toparlayacak olursak aslında çocuklarımıza takviyelerden önce yapabileceğimiz en önemli şey onların dengeli beslenmesini sağlamak. Dengeli beslenmenin yanında çocuklarımızı mümkün olduğunca karbonhidrattan ve şekerden, paketli gıdalardan uzak tutmak onlara yapabileceğimiz en büyük iyilik. Çünkü günümüzde obezite artık çok küçük yaşlara kadar inmiş durumda. Bugün almadığımız her önlem ileride bize diyabet ve diğer birçok kronik hastalık olarak geri döneceğini unutmamakta fayda var. Bu anlamda kullanacağımız takviyeleri çok dallandırıp budaklandırmadan temel ve güvenilir vitamin mineraller başta olmak üzere omega-3 gibi, çinko gibi, magnezyum gibi, D vitamini gibi güvenli ve zaten eksikliğinde yerine koymamız gereken takviyeleri kullandığımız sürece bizim hem hafıza ve odaklanma gibi beyinle ilgili sorunlarımız olmayacaktır hem de bağışıklık sistemimiz zaten güçlü olacaktır. Ekstra olarak bağışıklık sistemini güçlendirecek diğer bitkisel takviyelere veya diğer başka bazı maddelere ihtiyacımız zaten kalmamış olacaktır. Şimdiden herkese güzel bir eğitim öğretim yılı diliyorum. Bu anlamda bu video hem okula yeni başlayan dönemdeki veya okul dönemi çocuklar için olduğu kadar aynı zamanda lise sınavları veya üniversite sınavlarına hazırlanan tüm yaştaki öğrenciler için önemli bazı takviyeleri içermekte. Belki yaşı ileri olup hala öğrenci olan, ikinci üniversitesini okuyan ve hala sınavlara hazırlanan ileri yaştaki takipçilerim de bu videoda anlattığım takviyeleri kendi hayatına dahil edebilir. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone olmadıysanız, kanalıma abone olursanız ve bildirimleri açarsanız yeni videolardan ilk siz haberdar olmuş olursunuz. Aynı zamanda Instagram DR Mustafa Kalkan sayfasından beni takip edebilir. Kafanıza takılan soruları oradan bana DM yoluyla iletebilirsiniz. Aynı zamanda Spotify, Google Podcast ve Apple Podcast platformlarında da Doktor Mustafa Kalkan ile Sağlık Notlarım isimli podcast serisinden de bu anlattığım bilgileri podcast formatında dinleyebilir. Özellikle araç kullanırken, iş yaparken veya spor yaparken de kolaylıkla dinleyerek bu bilgilere ulaşmış olabilirsiniz. Oradan da abone olup takip ederseniz çok sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.